Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boşandığı Sevda Özdemir'i 3 çocuğunun gözü önünde öldüren İsa Köseci'nin yargılanmasına başlanıldı. Sevda Özdemir'in boşanmadan önce kendisini K, K ile aldattığını öğrendiğini belirten İsa Kösecik, olay anını ise, şimdi mi erkekliğin tuttu, P, şeklinde hakaretler etti, ben de bunların etkisiyle kendimi kaybettim ve bıçakla vurmaya başladım, kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum, bir ara büyük oğlumuz, baba, yapma artık, annem düştü, demesiyle kendime geldim, diğer çocuklar da bu olay tanık oldu, diye anlattı. Kartepe Uzun Çiftlik Mahallesi'nde 5 Ocak günü meydana gelen olayda İsa Kösecik, yaklaşık 6 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi Sevda Özdemir'in oturduğu eve geldi. İkili arasında burada çıkan tartışmada Özdemir, 3 çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İsa Kösecik olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sevda Özdemir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanıp tutuklanan İsa Kösecik hakkında açılan dava, bugün Kocaeli 7, NCI Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık İsa Kösecik, öldürülen Sevda Özdemir'in kardeşi B, Ö, tanıklar ve tarafların avukatları katıldı. İsa Kösecik savunmasında, Özdemir ile 13 yıllık evliliğinden 3 çocuklarının olduğunu söyledi. Sevda Özdemir ile boşandıktan sonra kayınpederinin isteği ile tekrar bir araya gelmek için yaşanan süreçte evliyken aldatıldığını öğrendiğini söyledi. İsa Kösecik, kendisiyle ikinci evliliğini yaptığını belirttiği Sevda Özdemir'in boşandığı, boşanmadan önce de K, K ile ilişkisi olduğunu ve olay öncesi geceyi birlikte geçirdiklerini öğrendiğini söyledi. Köseciğin olay anını anlatması ise kan dondurdu. Çocuklarının cinayete tanık olduğunu ifade eden Kösecik, şunları söyledi, baba yapma artık, annem düştü, olay günü sabah 8-16.00 vardiyasına gidecektim, işe gitmeden önce evde bulunan içliklerimi almak üzere sabah 6.45 sularında maktulün evine gittim, gittiğimde, K, K, nin aracının orada olduğunu gördüm, duruma çok sinirlendim ve aklıma arabadaki bıçak geldi. Bu bıçağı alıp gelerek ilk olarak K, K nin aracının lastiklerini kesip daha sonra Maktul'ü aradım ve zili çaldım. Apartmanın giriş kapısı açıktı. Maktul evin kapısını da açmıştı. Diğer taraftan da K, K, nin kaçmasını sağladı. Eve girince aramızda çok kısa bir tartışma oldu. Maktul bana hitaben şimdi mi erkekliğin tuttu? Ne yapacaksan daha önce yapacaktın. O zaman öldürseydin. Şimdi mi erkekliğin tuttu? P şeklinde hakaretler etti. Ben de bunların etkisiyle kendimi kaybettim ve Maktul'e bıçakla vurmaya başladım, kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum, bir ara büyük oğlumuz, baba, yapma artık, annem düştü, demesiyle kendime geldim, diğer çocuklar da bu olaylara tanık oldu, duruşmada tanık olan dinlenen bininci, P, ile kocası Y, P, de Sevda Özdemir'in evliliği süresince köseciyi aldattığını bildiklerini öne sürdü, K, K, ise Özdemir ile yaklaşık iki yıldır gönül ilişkilerini bulunduğu ve bu süre içerisinde birçok kez birlikte olduklarını söyledi, mahkeme heyeti, İsa Köseci'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, Duruşmayı 9 Haziran gününe erteledi.